Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomuzda da aslında çok önemli değil bu ama şev kesme konusu arkadaşlar. Yine bak düşününce bir türlü aklıma gelmiyor isim, gördün mü? Tövbe tövbe. Mustafa Elitaş kardeşimiz. Abi şev kesme konusunda biraz daha video yapar mısın, anlatır mısın diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Keseceğimiz duvara paralel olarak makinamızı da şu aşağıdaki paletimize, şu şekilde, şu çizgilere, tırnaklara, makinamızın yanını da bu şekilde tam 90 derece tutarak ileri yürüyoruz arkadaşlar. Ben tam şeye paralel olayım şu şekilde arkadaşlar. İleriye yürüdük. Sonra orada bir diş boş kalacak şekilde. Bir dakika arkadaşlar, telefonumu sabitleyeyim. Şu şekilde kazmamızın biri bir önceki kestiğimiz yere gelecek şekilde arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. Bakın şu en soldaki kazmayı, şu kenardaki kazmadan açımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Aslında bizim burada yine şevimiz çok önemli bir şev değil arkadaşlar. Niye? Burada işi yaptıran amca çok kararsız. Ne yapacağına, ne olacağına çok kararsız. Yeri tam bilmiyorlar, sınırı. Bizi de çok şaşırttılar. Bir de gayeleri. Burada bir güzel görüntü olsun anlamı yok arkadaşlar. Yani buraya Türkiye'nin en süper şev kesen birisi de gelsin, buraya şev kessin. Hacı amca için bunun hiçbir önemi yok. Onun için tek önemli olan şey o aşağıdaki su biriken yeri doldurabilmek. Ondan harici gereksiz geliyor. O yüzden biz de oralara fazla özenmiyoruz arkadaşlar. Şevlere de bakın fazla özenmiyoruz. Ama yine kesiş şeklini tarif edeyim dedim. Mustafa Elitaş kardeşimiz demişti geçen mesajda bana. Abi biraz daha bu konuyla ilgili anlatım yaparsan iyi olur diye. Hem arkadaşlar sohbet edelim. Hem bu arada bazı sorularınızın cevaplarını vereyim. Baha kardeşimiz, kazmalar 2000 saat gitmeyecek miydi abi diyor. Ya o Mustafa'nın orada bir esprisiydi Baha kardeşim. Öyle bir şey yok. Makinamız şu anda 983 saatte, 17 saat sonra 1000 saat olacak arkadaşlar. 980 olmadan biz ikinci takım kazmayı bitirdik. Mersubaşı kardeşimizin dediği gibi hep çalıştığınız yerler sert abi diyor, ondan olması lazım, ondan galiba. Evet, doğru söylüyor. Bakın ikisi, görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten de şansa hep taşlar, fiyatlar, bunların videolarını sizinle paylaştım arkadaşlar. Böyle sert harfiyatlar, hisli yerler de geldi. Bu yüzden 1000 saatte iki takım kazma bitirdik. Orijinal kazmaları çok gitmişti arkadaşlar. Orijinal kazmaları yaklaşık 800 saat falan gitti ama bu kazmalar işte orijinaller gibi olmadığı gibi ne olursa olsun biraz çabuk aşınıyor. Mensubaşı kardeşimiz bir de şunu soruyor. Bu işte diyor, şu anlık yaptığın işte iki kamyonla 30 tonluk bir makine olsa daha iyi olurdu. Evet, doğru Mert kardeşim. İki kamyon bir 30 tonluk makine olsaydı biraz daha verimli olurdu ama arkadaşlar Ramazan sabah 7 çeyrekte falan başlıyoruz. Akşam 3.30'a kadar, 3-3.30'a kadar çalışıyoruz arkadaşlar. 100 sefer oluyor. Yani kısa günde, bu mübarek günde iyi bir rakam arkadaşlar, 100 sefer. Azımsızacak bir rakam değil. Mustafa Yaman kardeşimiz de demiş, Polat'tan çıktım.
gidiyorum, tanışmayı çok isterdim diye. Nasip değilmiş Mustafa kardeşim. Ben de Polat'ın dışında çalışıyorum zaten. Buluşmamız çok zordu. Polat'ın 5-6 kilometre dışındayım. İnşallah nasip olursa, biz istemesek de istesek de zaten denk gelir, tanışırız Mustafa kardeşim. Sağ olasın, düşünmen yeterli. Ertuğrul Kaya kardeşimiz de makine kullanırken şöyle yersek diyor. Makine de hani bana, hani bana der mi diyor. Ertuğrul kardeşim, bu senin yemene bağlı. Yerken çok ağzını şapırdatırsan makinenin de canı isteyebilir, ama gizli gizli yersen. Arkadaşlar, bu işin esprisi, Ertuğrul kardeşimiz espri yapmış. Bir kardeşimiz, onun ismini not almamıştım. Abi Kerem Usta işte cıvıttı, biz o yüzden Kerem Usta'yı izlemeyi bıraktık. Sen de işte şey yapma, cıvıtma, makine videolarına devam et diye. Arkadaşlar, videonun başında zaten yazıyor işte, yemek videosu veya tatlı videosu veya makine videosu. İzlemek zorunda değilsiniz. Bunun da talepleri var arkadaşlar bende. İzleyenlerim var, bayan izleyicilerim var, özellikle istekler var arkadaşlar. O yüzden ben bunları da yayınlıyorum. Siz de beni hoş görün. Bunlar da bulunsun. İzleyen onu izlesin, izleyen makineyi izlesin, fark etmez yani. Yemek videosu attığım zaman izleme zorunda değilsiniz arkadaşlar. Böyle bir zorunluluğumuz yok. O yüzden benim çeşidi biraz fazla atmam lazım ki izleneyim arkadaşlar. Yoksa başka türlü yürümüyor bu iş. Batuhan Ünsal da makinenin taksitleri Euro mu TL mi diye soruyor. Evet, Euro'ydu. Ama şöyle bir şey oldu Batuhan. Ağlar bunu ayarını yaptılar. Baktılar ortalık karışıyor. Hemen gittiler. Ellerinde nakit olduğu için parayla Euro aldılar. İşte o zamanlar da söylemiştim arkadaşlar, aslında makineyi peşin alma imkanları da vardı, ama hesapladılar %, KDV yüksek olduğu için, peşin aldığında KDV yüksek olduğu için, leasing de düşük olduğu için leasingle aldılar. Yoksa peşin alma imkanları da vardı. Onlar da leasingle aldılar, ama ellerindeki parayla da hemen Euro aldılar. Yani bu Euro'nun bu yükselmesi onları pek etkilemedi. Ha, ilk zamanlarda çok az bir şeyleri oldu, ama bu da nedir? Ünsal'cığım, gördüğün gibi makine videolardan da makine de boş durmadı. Çalıştı. Yani arada bir şeylik olduysa da artık bu ticaretin şeyinde var. Ufak tefek karlar, zararlar. Artık bu kaçınılmaz. Ama bunda tedbirlerini aldılar ağalar. Umut kardeşimiz de bizim maliyet hesabıyla ilgili bir yorum yapmış. Abi bunların amortismanları yok mu? Umut kardeşim aklımda, aslında onlar da aklımda da, ben o detaylara girmek istemedim, ama sana şunu söyleyeyim. Ya bazı şeyler söylenmiyor işte. Tam anlarsın aslında ne demek istediğimi, anlarsın da. Bak sen bir de videomda şunu düşün. Bak, fiyat vermedim. O şeyi videosunda şu demedim. 25 lira mazot gideri, bunun artı üstü kaça alırsanız kar. Ya şöyle söyleyeyim, bu iş 50 liranın üstlerinde bir fiyat. Yani Umut kardeşim, aa işte bak, söylemeyeyim diyorum da olmuyor. Söylemeyince de anlatamıyorum ne demek istediğimi, tam anlatamıyorum. Senin o amortisman dediğin olaylar falan var ya, aşınmalar, hepsi içinde çıkıyor. Yani fazlasıyla çıkıyor. Yani sen, şöyle söyleyeyim sana, bugün bir makine piyasaya çıktığın zaman taş çatlasa, bu kategorideki makine yani 25 tonluk civarı makineler, yani 1000 lira kazanırsa günlük, öp de başına koy. Yani ortalamaya vurduğun zaman. Ama sana şunu söyleyeyim. Şurada bizim günlük kazancımız ortalama 5000 liranın üstünde. Yani sen de buna amortismanını falan filan koyarsın artık. Yani söylemeyeyim dedim ama ne yapayım.
Bir de Umut kardeşimiz gerçekten yani karakterli insan gibi bir insan. Abi fikrim diyor size akıl vermek, şeyi ukalalık yapmak değil diyor. Sadece fikrimi söylemek isterim. Tabii kardeşim herkes fikrini söyleyecek. Ama işte herkes senin gibi fikrini güzel söyleyebilse. İçimizde böyle çok kaliteli insanlar olduğu gibi maalesef değeri çok düşük boş insanlar da var. Nasıl yorum yapacağını bilmeyen insanlar da var. Şu Umut kardeşimizin yazdığı yorumu okuyun. Ya Batuhan kardeşimizin, Mert Subaşı, Bahattin kardeş, Baha kardeşimiz var. Bunların yaptıkları bir yorumları okuyun. Bir insan nasıl yorum yapar? Bunlardan öğrenin. Siz de yorumunuzu öyle yapın. Bazı kendini bilmeyenler... Neyse. Arkadaşlar böyle kelimeyi uzattıkça... yanlış kelime konuşurum diye korkuyorum. O yüzden ben o kelimeleri fazla uzatmayayım. Arkadaşlar bir de şunu da belirteyim. Bakın başka zaman ben hep 10 gazda çalışıyorum ya şeyde, ekonomide çalışıyorum. Bakın bu iş sever hesabı, bunda da 10 gazda çalışıyorum arkadaşlar. Yani saatli işte 10 gazda çalışıp da efendime söyleyeyim sefer hesabı olan işte fazla sefer attıracağım diye yüksek gazda çalışmıyorum arkadaşlar. Nerede olursa olsun, hangi işte olursa olsun ben ekonomi modunda çalışıyorum arkadaşlar. Yarın biri de çıkıp da bunu da der yani aklıma geliyor. Ya saatli işlerde, ekonomide çalışıyorsun da işte şeyde HP'de çalışıyorsun diye bunu da bilginize söylemiş olayım arkadaşlar. Son kez de şunu bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Ne yaptık? Bak biraz yürüdük arkadaşlar kovamızın dört tırnak boyunca. Ne yapıyoruz? Son gazmamızı boşa getiriyoruz bir önceki aldığımız yere. Aşağıya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Benim sistemim bu. Belki başka sistem geliştirenler vardır arkadaşlar. Ben bunun şeyini görmedim. Bir ustam da bana, yani daha doğrusu bu makinede ustam olmadı ki desin ya şunu şöyle yaparsan şeyi şöyle kesilir böyle kesilir. Bu benim kendimin düşünerek bulduğum bir şey. Sizin de yaptığınız belki daha iyi bir sistem vardır. Bir şey diyemem arkadaşlar. Dediğim gibi şeyin burada çok düzgünlüğüne bakmıyoruz yine de ama fazla da şey olmasın diye arkadaşlar öyle bir gelişi güzel şey yapıyoruz. Bak hatta karşılar düzgün değil fazla. Çünkü Hacı abi karar veremedi. Şuradan alalım, buradan alalım. Her gün fikir değiştiriyor. O yüzden yaptığımız işi de tam düzgün yapamıyoruz işin gerçi arkadaşlar. Oo, 13 dakika olmuş arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.